İyi akşamlar. İşte ustalardan işinin ustası tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar. Sevgili seyirciler, Türkiye gibi büyüme aşamasında olan ekonomilerin en önemli ateşleyici sektörleri arasında inşaat sektörü başı çekmekte. Son 12 yılda gözle görülür biçimde büyüyen ekonomik ivmelerin ışığında inşaat sektöründe yaşanan gelişmeleri de göz ardı etmek pek mümkün değil. Bugün inşaat sektörünün büyümesiyle aynı paralelde büyüyen bir sektörün ustasını ağırlıyoruz. Üçcan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Yıldız'ı. Hoş geldiniz Sayın Yıldız. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizinle uzun uzun sohbet edeceğiz. İnşallah. Soracağım pek çok soru var ama önce izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak amacıyla hazırladığımız biyografimizi izleyelim istiyorum. İşte İsmail Yıldız. İsmail Yıldız 1955 yılında Tunceli Mazgirt'te dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul tahsilini Tunceli'de, lise tahsilini ise Elazığ Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Köy çocuğu olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren çiftçilikle uğraşan Yıldız, akademik kariyerini bilinçli bir tercihle Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı ve 1979 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimi aldığı yıllarda da çalışan ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın performans takiplerini yürüten İsmail Yıldız, mezuniyetinin ardından Orman Genel Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görevler aldı ve yöneticilikler yaptı. Hem hayat ortağı hem de iş ortağı olan eşi Sevtap Yıldız'la geliştirdikleri girişimcilik rüyalarına ilk adımı Sevtap Hanım atmış olsa da kendisi bu çabalara dışarıdan her zaman destek sundu. Üç ortaklı bir firma olarak 1996 yılında kurulan Üçcan Yapı, 2005 yılında emekliliğinin ardından firma bünyesine katılan İsmail Yıldız'ın gelişiyle daha da güçlendi. Bu sürecin ardından aile dışı ortaklıkların sona ermesi ve farklı bir yapılanmayla yola devam edilmesi kararı alan firmaya yepyeni bir soluk getiren İsmail Yıldız, 2000 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerinin ve 50'ye yakın çalışanın istihdam edildiği Üçcan Yapı bünyesinde satın alma, pazarlama, projelendirme ve projeleri uygulama çalışmalarını mimar oğlu Yiğit Yıldız'la birlikte yönetiyor. İsmail Yıldız, evli ve iki erkek çocuk babası. Evet Sayın Yıldız, hemen şunu sormak istiyorum. Tam bir Anadolu çocuğu olarak büyüdüğünüzü söylemek mümkün. Çok erken yaşlarda bile aslında çalışma hayatının içindeydiniz. Ailenin genlerinden gelen bir aşk sanırım bu. Çiftçilikle uğraştınız. Evet. Köylü çocuğu olmamız nedeniyle tabii ki küçük yaştan beri kendimizi çalışmanın içerisinde gördük, bulduk. Çalışmayı da ben çok küçük yaştan beri çok seviyorum. Çalışan insanlara da çok seviyorum. Hiçbir zaman benim küçüklükten beri ne şöyle yani oyun şeyleri dışında bir kahve hayatı ya da bir ne bileyim boşa vakit geçirme diye hiçbir zaman şeyim olmamıştır. Ben vaktimi hep çalışarak geçirmeyi seven bir yapıya sahip. Öyle de yetişmişsiniz. Evet, öyle de üniversite yetiştim. Yıllarında da çok bilinçli bir tercihle, değil mi? Tabii üniversitedeki aldınız. Tercihimiz de genelde tarım ve ormancılık diyelim. Abim rahmetli ziraat mühendisiydi. Evet. Abimin tarımla yani ziraatın içerisinde olması beni ormancılık yönünden yani orman mesleğini, orman endüstri mesleğini seçmemde bir etken olmuştur. Ona kendimi yakın hissetmişimdir. Ve mesleğimi çok severek yapmışımdır. Bizi mobilya sektörüne iten en önemli şeylerden biri de bu meslek sevgimizden dolayı, ağacı sevmemizden dolayıdır. İşin ham madde kısmıyla yoğun olarak siz ilgileniyorsunuz. Evet. Biraz da şirketin kuruluş öyküsünden bahsedelim istiyorum ben. Evet. Zira o yıllarda girişimcilik fikrini ilk kimi ateşledi? Geçen yıl İşte Kadın'da sevgili eşiniz Sevtap Kekevi Yıldız'ı da ağırlamıştım. Evet. Bursa'nın gerçekten başarılı iş kadınları arasında yer alıyor. Onun hikayesi de hayli dikkat çekiciydi ve pek çok gencimize yol gösterici niteliğindeydi. Eşimle birbirimizi çok böyle tamamlayan farklı yönlere sahibiz biz. Ticareti biz hep beraber ortak fikrimizdi. Bir yerde başlamamız gerekiyordu. Ve böyle bir başlatma kararı aldık. Benim de fikrim, eşimin de fikri birbirini tamamlayarak farklı sektörleri düşündük ne yapabiliriz diye. Ama mobilya sektörünü benim mesleğime yakın olduğu için tercih ettik.
mobilya imalatını o nedenle ikimizin ortak fikri olarak başladık. Şirketin kurulduğu ilk yıllar, girişimcilik hayalleri kurarken birbirinize karşı çıktığınız ya da zaman zaman çekindiğiniz, vazgeçtiğiniz yılları oldu mu? Kesinlikle olmuştur. Çünkü yani mücadeleyle zaten gelişiyor. Farklı düşünceler, farklı bakış açılarıyla daha güzel bir yöne doğru gidiyorsunuz. Siz, eşim mesela daha farklı bakıyor meselelere. Ben daha farklı. Sonuçta tartışıyoruz, ortak bir nokta buluyoruz. Bulduğumuz ortak noktada yürümeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Şimdi eşinizle Üçcan Yapı'nın kurulmasına karar verdiğinizde aslında yüklü de bir sermayeyle kurulmadı Üçcan Yapı. Bir masa, bir telefon, değil mi? Küçük bir büro, küçük bir ofisle kuruldu. Üç ortaklı kuruldu. Daha sonra yabancı ortaklar ayrıldı ve bir aile şirketine dönüştü Üçcan Yapı. Şimdilerde oğlunuz Yiğit Yıldız da işin içerisinde. O da eğitimini ve kariyerini yine şirketinizin geleceğine ışık tutmak adına bu yönde aldı. Biraz o yıllardan bahsedelim. Ortaklıklarla iş yürütmek gerçekten zordu. Gerçekten zor. Özellikle ülkemiz konjonktüründe. Evet. Biz de 3-4 ortaklı bir dönemleri yaşadık. Gerçekten ortak bakış açısına sahip olmadığınız için zor, ne kadar zorlasanız da ortaklıklar bir yere kadar gidiyor ve devam edemiyorsunuz. Biz yaklaşık 2002 yılına kadar böyle değişik ortaklarla devam ettik. Etmek zorunda kaldık. Ama sonuçta gitmiyor. Bir yerde bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ve şirketimiz aile şirketi olarak bizim de devam etti. Oğlumuzun mimarlık fakültesini, yani bizim mesleğimize yakın mesleği tercih ederek kendi isteğiyle bize katılmasıyla da şirketimizin gerçekten yönü, vizyonu değişti. Vizyonu değişti. Evet. Bu inşallah daha iyi yerlere ve daha iyi noktalara gidecek. Ben ona inanıyorum. 20-25 bayi ağı vardı. Evet. Bursa genelinde. Evet. Şu anda 50'ye yakın çalışana sahipsiniz. Evet. Bunların %10'u beyaz yaka diyebiliriz. Evet. Evet. Kadın istihdamı sayısı da %30'lar civarında. Şimdi düşününce firmanın şimdilerdeki iş hacmi ve potansiyelini de ele alalım istiyorum. Şimdi iş hacmimiz çok şükür katlayarak devam ediyor. 2010 yılında fabrikamıza Çalı Sanayi Bölgesi'ne taşındıktan sonra hem üretim kapasitemizi hem de tabii buna paralel olarak personel şeyinde de gerçekten bir değişiklikler, farklı bir seyir izledi. Biz daha çok bayan işçi, yani istihdam etmeyi 2010 yılından sonra daha çok ağırlıklı olarak başladık. Ve bugün bizim hem imalatın içerisinde hem teknik personelde, beyaz yaka kısmında %30'a yakın bayan istihdam ediyoruz, çalıştırıyoruz. İnşaat sektörünün gelişme süreci iyi ya da kötü. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri hizmet sektörü. Hizmet sektörünün iş hacmi çok tartışılır. Gerek yerel ölçekte gerek global ölçekte ele aldığımızda değerlendirme bazında. Bursa'yı ele alacak olursak, Bursa inşaat sektörü, biliyorsunuz yeni gelişmeler, belediyelerimizin, yerel yönetimlerin yeniden yapılanma hayalleri ilçelerimizdeki. İnşaat sektörü Bursa'da oldukça canlı sayılır. Yani Bursa biliyorsunuz İstanbul'a çok yakın bir konumda olduğu için İstanbul'daki yükün ağırlığın artık herhalde taşınamaz bir noktaya geldiğinden Bursa'ya bayağı bir dışarıdan, özellikle İstanbul firmalarından falan da inşaat firmalarının yatırımları var. Biz de bu yatırımlar içerisinde iyi bir partner olarak, iyi bir partner olmaya çalışıyoruz. Güzel projelerle yer almaya, onlarla kalitemizi daha iyi noktalara taşımaya çalışıyoruz. Burada şöyle riskli bir durum var. İnşaat sektörünün hızlı yükselme grafiği olduğu gibi hızlı düşüş grafikleri de sergilemesi söz konusu olabiliyor. Evet. Bu noktada en çok etkilenen sektörlerden biri sektörünüz. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak acaba kendinizi garanti altına almak adına bir takım artık
kronikleşmiş ülkemizde bazı sorunlar vardır. Her kriz döneminde yaşanır. Bazı firmalar batar, birkaç firma ayakta kalır. Siz de köklü şeyler, kararlar alıyorsunuzdur değil mi? Kalıcı ve köklü yani kararlar. Tabii ki bazı tedbirleri, bazı planları, farklı planları düşünmek zorundasınız. Alternatif planları düşünmek zorundasınız. Biz de kendimizi bunlara farklı A, B değişik planlarla hazırlamaya çalışıyoruz. Genelde bizim firma olarak bu sektörde işimiz, dediğim gibi, iş kapasitesi hep artarak, hep katlayarak gitmiştir. Şu anda da yoğun bir kapasiteyle çok şükür çalışıyoruz. Ama ülkemizin gidişat olarak, genel olarak tabii ki bir kaygı, bir tedirginlik var yani. O konuda da mobilya sektöründe de, özellikle hizmet sektörü bu konuları, bu kaygıları hep genelde taşıyor. Yani uzun vadeli fazla planlar yapamıyorsunuz. Genelde projeler bazında biz düşünmek zorundayız. Şu an elimizde çok önemli, Bursa'da 4-5 tane projeyle ilgileniyoruz, yapıyoruz. Bu projelerle birlikte ancak 6 aylık, işte 8 aylık gibi önümüzü görebiliyoruz. Yani çok uzun vadede önümüzü görmek biraz zor. Bizim hizmet sektörünün bu zorluğu var. Evet, bir dönem kamu kuruluşlarında icra ettiğiniz yöneticilik pozisyonları, şimdilerde kendi işinizin patronu olarak devam eden iş hayatınız, kıyaslayınca aslında kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adaylarımıza buradan ne gibi öğütlerde bulunacak İsmail Yıldız? Kendi işinin patronu olmak, kendi işinin sahibi olmak çok güzel bir şey. Genelde başka bir işte çalışırken yapamadığınız, göremediğiniz birçok farklılığı orada yaşıyorsunuz. Sorumluluğunuz artıyor. Başka bir işte çalıştığınızda size verilen işlerle sınırlı bir zaman geçiriyorsunuz. Ama kendi işiniz olduğu zaman her şeyi düşünmek zorundasınız. Her yönüyle düşünmek zorundasınız. O nedenle çok daha farklı, çok daha çeşitli düşünebiliyor. Kendi işinin sahibi olacak özellikle gençlere tavsiyem, azimli olsunlar. İşlerini hiçbir zaman karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmesinler. Onları kesinlikle aşmanın yollarını, farklı alternatifleri düşünsünler. Görecekler ki mutlaka o çok umutsuzlandıkları noktalarda bir umut ışığı görecekler yani. Biraz azim, biraz sabır diyorsunuz. Biraz sabır. Hedefler önemli. Evet. Peki Üçcen Yapı 2014 hedeflerine ulaşabildi mi? 2015 öngörülerinizi de alalım, öğrenelim sizden. Üçcen Yapı 2014 hedeflerine evet ulaştı sayılır. Yani biz genelde hedeflediğimizin biraz da üstüne çıktık gibi. 2015'inde aynı zamanda bir seçim yılı olması nedeniyle biz hareketliliğin devam edeceğini, tabii dışımızdaki, ülkemizin diğer komşularındaki hareketler, olaylar da bizim ülkemizdeki ekonomik gidişatı etkiliyor. Bu doların son günlerdeki çıkışları, inişleri biraz ekonomi gidişatını gerçekten etkiliyor. 2015'i ben biraz daha 2014'ten daha iyi geçeceğine inanıyorum. Beklentilerimizi karşılayacağına inanıyorum diyorsunuz 2015 yılı için. Bunlar güzel, umutlu açıklamalar. Bir de Ar-Ge çalışmalarınız. Bu konuya çok fazla önem verdiğinizi biliyorum işletme olarak. Ar-Ge çalışmalarımızda biz genelde ekip olarak aldığımız, ilgilendiğimiz projelerle ilgili öncelikle bir her yönüyle detaylı bir çalışma yapıyoruz ekibimizle. Maliyet unsurlarını, gerek maliyet unsurlarını gerekse projenin en iyi şekilde, yani düşünülenden daha iyi şekilde teslim edilmesi için ekiplerimizi, mimarlarımızı, teknik personelimizi ile yoğun bir mesai geçiriyoruz ve iyi sonuçlar da aldığımıza inanıyorum bu konuda. Pek çok aşamadan geçiyor aslında. Bir mutfak yaptıracak müşteri bu mutfağı yaptırmak için önce geliyor, hayallerini sizinle paylaşıyor, mimarlarınız tasarlıyor, ölçüler alınıyor. Ölçülere uygun yine yeni tasarımlar yapılıyor. Müşteriyle tabii sürekli irtibat halinde, müşterinin beğenilerine de uygun şekilde. Sonra bunlar sözleşmeyle netleştiriliyor ve sonra da kurulum ve montaj aşaması. İş bittikten sonra aldığınız has. Biz genelde
sektörümüz gereği hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Yani dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, müşteri geliyor, hayallerini anlatıyor bizim teknik ekibe, mimarlarımıza, iç mimarlarımıza. Onlar da o hayalleri işte toparlayıp tasarıma dönüştürüp müşterimize sunuyor. Müşterimizle ortak bir noktada buluşuyorlar. Tasarım olayı tamamlandıktan sonra işte bilgisayardan alınan çıktılar, müşterilerimize imzalatılıyor, onaylatılıyor. Dediğiniz gibi çok meşakkatli bir aşama. Yani şimdi yani, hayal kuran söz evet. konusu kadın olunca biraz daha zor. Biraz daha zor, zor olur herhalde. Evet. Çünkü kadınların gerçekten hayalleri bazen ütopik olabiliyor. Evet. Büyük inşaat projelerinin dışında size gelenlerin çoğu hemen hemen kadın. İşte mutfaklarını yeniletmek isteyenler, ev dekorasyonunda değişikliğe gitmek isteyenler, evet. kapıları, kapıyla başladınız, sonra mutfak, sonra banyo, aksesuar evet, ve evet. mekan tasarımı. Yani evet. komple anahtar teslimi çalışmalarda yapıyorsunuz, uygulamalarda. Evet, yani dekorasyon, mekan dekorasyonu doğru gidiyoruz. Genelde müşterilerimiz de işlerinin tamamının bir yerde çözülmesini, yani bir imalathanede ya da bir fabrikada çözülmesini tek bir yerde. İstiyor. Tek bir muhatap istiyor. Anladım. O nedenle de biz de kendimizi geliştirerek bu çok yönlü taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Ekibimizi ona göre organize etmeye çalışıyoruz. Bizde merdiven ustası da vardır. Bizde oyma işlemi yapan ustamız da vardır. Çünkü bir mekanda farklı tasarımları bir arada kombine ederek yapmaya çalışıyorsunuz. O nedenle kendimizi, firmamızın yapısını da ona entegre etmeye, ona göre organize ustalardan olmaya çalışıyoruz. Ustalardan söz açılmışken sektörünüzde yetişmiş eleman ihtiyacı noktasında yaşadığınız sıkıntılar var mı? Zaman zaman oldu mu? Bu sıkıntıları nasıl aştınız? Bu sektörde yol almak isteyen gençlerimize yine neler tavsiye edersiniz? Bu sektörün en önemli sorunlarından biri eleman sorunu. Özellikle ara eleman, mesela meslek liselerinden gelen, geriden gelen çok az bir personel var. Ya yani çok az bir, Bursa çok büyük bir kent, büyük şehir. Örneğin Bursa'da birkaç tane bayağı bir kapasiteli bir meslek okulu, özellikle mobilya ara elemanı yetiştiren bir meslek okuluna ihtiyaç var gerçekten. Yani şu an var ama bunlar yeterli olmuyor. Biraz daha bence bunlar çoğalmalı, hı hı. biraz daha artmalı. Ve bu ara eleman ve usta sorunu da belki oralardan yetişecek elemanlarla giderilebilir. En çok hangi pozisyonlarda sıkıntılar yaşıyor? Bizim daha çok imalat ve montaj konularında eğitimli, deneyimli eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Kariyer planlayan gençlerimize önemli duyurulur. Evet. Biraz özel bir soru olacak ama kamu sektörü farklı bir alan, hı-hı. özel sektör farklı bir alan. Özel sektöre geçiş yaptığınız süreç içerisinde bu geçişin avantajları ve dezavantajları neler oldu diye sorsam. Çünkü emekli olduktan sonra özel sektöre geçiş yaptınız. Mesela bir başka soru daha. Emeklilik hayali hiç kurmadı mı İsmail Yıldız? Ben emekli olmadan da çalışıyordum. Evet. Yani emekli olmadan mesai saatleri dışında hep işimle haşir neşirdim. Hep destek veriyordunuz aslında evet. dışarıdan. İşte cumartesi, pazar tam gün. Zaman zaman çocuklarımla işte büyük oğlum, yine Amerika'da okuyan küçük oğlumla beraber broşür dağıtmalar olsun, inşaat şirketlerine gidip gelmeler olsun. Ben hep genelde başından beri işin içindeydim. Yani o nedenle çok bir zorluk, çok bir sıkıntı çekmedim. Hiçbir zaman hani devletteki hizmetimden sonra da bir emeklilik kenara çekilme olayını düşünmedim zaten. Evet. Oğlunuzla birlikte yürütüyorsunuz, bazı sorumlulukları birlikte omuzluyorsunuz. Evet. İki kuşak arasında çatışmalar oluyor mu bakış açısı, vizyon açısından? Farklı bakış açılarının olması çok güzel bir şey. Mutlaka çatışmalar oluyor ama deneyim ve tecrübe birazcık daha o hızlı, o farklı bakış açılarını frenleyebiliyor, dengeleyebiliyor. Ama tabii örneğin kendi oğlum olsun oldu diye değil ama mantıklı bakış açıları beni de çok mutlu ediyor. Sonuçta çok keskin bir bakış açıları olsa da biz bunları beraber törpüleyerek doğru hedefe yöneltmeye çalışıyoruz. Evet, markalaşma sürecini kim yönetiyor şirkette?
Markalaşma sürecini mimar oğlum ve ben beraber Sevtap Hanım'ın da eşimin de katkılarıyla özellikle o ortak yönetmen ortak hedefi olarak ele alınıyor. Çünkü çok önemli bir olay. Markamızı biz daha iyi noktalara taşımaya inşallah gelecek kuşaklara da aktarmayı düşünüyorsunuz. Aslında markalaşma süreci dediğimiz vakit sizin ekibinizin her bir üyesini çok yakından ilgilendiren bir konuya da parmak basmış oluyoruz. Gelecekte bir şirket anayasası oluşturmayı ve bozulmaz kurallar koymayı düşündüğünüz oldu mu bazen yaşadığınız sıkıntıların içerisinde? Zaman zaman düşünüyoruz ama henüz yazılı bir böyle bir taslağımız ya da yasamız yok ama hedeflediğimiz konulardan biri de o. Gerçekten şimdi ileride zaman ne gösterecek? Biraz da zamanın akışına bırakmak istiyoruz. Ama öyle bir taslak, öyle bir yasa bence olmalı. Yani o daha sağlıklı, daha kurallı, daha sistemli sanki şey olacak bizim için. Evet. Gerek ülke olarak gerekse global ölçekte yaşanan krizlerin sektörünüzü nasıl etkilediğinden biraz bahsettik ama sizce ele alınması gereken en önemli sıkıntılar noktasında maddeleyecek olursak neleri söylersiniz yaptığınız iş itibariyle? Yaptığımız iş itibariyle genelde eleman kalitesini yükseltmemiz lazım. Bu çok önemli. Yetişmiş personel. Evet, yetişmiş personel çok önemli. Ham madde temini noktalarında yaşadığımız zorlukları azaltmaya çalışıyoruz. Bursa'ya genelde %90 her şey dışarıdan geliyor. Yani ana merkez olarak biliyorsunuz her şey önce İstanbul'a gelir, İstanbul'dan Bursa'ya dağılır ya da başka kentlere dağılır. Biraz ana merkezlerin bence Bursa'ya da taşınması gerekiyor. Yani ham maddeye daha hızlı ulaşmamız gerekiyor. Biz İstanbul'a siparişler veriyoruz. Zaman kayıpları ve gerçekten gecikmeler yaşıyoruz. O nedenle de bu sektörün daha iyi noktalara gitmesi için birazcık sektörel bazda organizasyonlar ve birlikler yaratmak lazım. Bunun çekirdek birimleri vardır ama yeterli değil. Bunları daha aktif hale getirmek lazım. Evet, sektörde yaşanan sıkıntılar ışığında istihdam politikanızı da öğrenelim. Bu sıkıntılar yaşanıyor ama en büyük sıkıntıyı da personel noktasında yaşıyoruz demiştiniz ama personelde seçerken özellikle dikkat ettiğiniz kriterler neler oluyor? Mesela size nasıl bir çalışan lazım? Bize genelde bizimle birlikte bizim hedeflerimizi anlayabilecek, kavrayabilecek, bizi daha bir üst noktalara taşıyabilecek bakış açısına sahip elemanlar yakalamaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman tabii zorluklar yaşıyoruz. Yakaladığımız arkadaşlarımızı bizim bakış açımıza sahip arkadaşlarımızı da bırakmak istemiyoruz. Onlarla uzun vadeli çalışmaya devam ediyoruz. Vizyonu çok önemli diyorsunuz. Personelin kişisel gelişim yatırımları, mesleki yatırımları, kurum kültürünü yansıtabilmesi ve işine sahip çıkabilmesi. En az sizin kadar sahip çıkan personeller. Peki yetişmiş elemanı aslında Bursa'da yaşanan en büyük sıkıntılardan biri bir başka işletmeye kaptırmak. Emek verip, eğitip, yetiştirip bir noktaya taşıyıp sonra birden o personelin gidişini izlemek. Bu size nasıl bir duygu? Maalesef bütün firmalarda olduğu gibi bizde de sıkıntı yetiştiriyorsunuz, emek harcıyorsunuz, eğitimlere gönderiyorsunuz. Bakıyorsunuz ben gidiyorum diyor, gidiyorum dediği zaman da bir şey yapamıyorsunuz yani. Sonuçta zorla ya da bağlı bir şey olmuyor yani sonuçta. İşi sevmek çok önemli. İşte vefa başarımız biraz eksik yani elemanlarda biraz vefa olayı yok gibi bir şey yani azalıyor. İşte başarının sırrı diye sorsam bu noktada neler söyler İsmail Yıldız? Başarının sırrı ekip ruhuyla çalışmaktan geçiyor. Hiçbir zaman hiçbir kişi kendi başına fazla bir şey yapamaz. Eğer marka yaratmak istiyorsa, eğer şirketi farklı bir noktalara taşımak istiyorsa kesinlikle ekip ruhuyla hareket etmek, ekibiyle ancak bir yerlere gidebilir, bir şeyler yapabilir. Ben bizim kendi firmamızda da bunu görüyorum. Diğer bizim rakip firmalar olsun, diğer firmalarda da, başarılı firmalarda da genelde ekip ruhuyla hareket ettikleri için daha çok farklı noktalara gidebiliyorlar.
Evet, büyüme önemli. Hedeflerinizi merak ediyorum. 2015 yılı için çok umutlu konuştunuz. Şu anda 2000 metrekare kapalı alana sahip bir tesis var. Evet, bize dar gelmeye başladı. Evet. Biz işte 2010'da taşındığımızda burası bize 7-8 sene, 10 sene idare eder dedik ama ikinci senesinde sıkışmaya başladık. Şu anda oldukça sıkışık durumdayız. 2015 hedefler arasında daha geniş, daha büyümüş bir tesis planlıyoruz. Hedefimiz o inşallah. O tesisle birlikte personel sayınızda da bir artış mutlaka söz konusu artacak. Olabilir. Evet. İş hacminizde bir gelişme söz konusu olabilir. Evet. Bir patron olarak şirketinizin yönetim kurulu başkanı olarak kırmızı çizgileriniz diye sorsam. Kırmızı çizgilerimiz insanların, çalıştığınız insanların, elemanların yalan söylemesi. Mesela çok olmaması gereken şeyler. Abartılı konuşması, yaptığı hizmeti farklı göstermesi, bunlar gerçekten doğru şeyler değil. Daha çok yapılan şeyleri, güzel şeyleri yani yaptığı kadarıyla bence aktarması, anlatması daha güzel. Mesela bazen mağazada satış elemanlarını dinliyoruz, çok abartılı şeyler kullanabiliyorlar, böyle olmadık şeyler kullanabiliyorlar. Hemen kenara çekiyoruz, söylüyoruz, diyoruz ki ya bu doğru değil. Biraz daha mantık çerçevesinde, biraz daha hani yapabildiğiniz işleri ve hizmetleri o çerçevede anlatırsanız daha iyi olur. Satış pazarlamanın ruhunda var zaten. Ruhunda var, evet. Biraz abartılı olmazsa olmaz, olmak. Evet. Hayal satıyoruz çünkü. Ben merak ediyorum. Mesela tasarımlar yaptınız, kurulum ve montaj tamamlandı. Evet. Müşteri memnuniyeti dediğimiz noktaya geldik. Bu olmazsa olmazınız. Müşteri memnuniyeti için zaten en başından iş bitene kadar, yani o işi teslim edene kadar sürekli o projede mutlaka küçük ya da büyük bir takım değişiklikler yapılıyor. Evet. Ama iş bittikten sonra bile eğer müşteri ya ben beğenmedim, bu mutfağı beğenmedim ya da bu tasarımı beğenmedim diyebiliyor mu? Diyebiliyor. O zaman ne oluyor? Merak ediyorum. Biz 2005 yılından bu yana kalite sistemiyle idare ediliyoruz. Kalite sistemine gereği birçok aşaması, her aşaması işte formlarla, işte detay sözleşmelerle, sunum için böyle yeteri kadar vakitler ayırarak işleri sonuçlandırıyoruz. Sonuçta bir tasarım ortaya çıkıyor ve bu tasarımı biz yapıyoruz. Müşteri diyor ki ben böyle hayal etmemiştim diyebiliyor. Yani ender de olsa, yani işte rengini kendi seçer. Ayda bir iki tane mutlaka böyle müşteri çıkıyor. Biz de müşterimizin o memnuniyetini gidermeye çalışıyoruz. Memnuniyetsizliğini gidermeye çalışıyoruz. Beğenmediği dolabı söküyoruz, yerine dolap yapıyoruz. Öyle durumlar oluyor. Aslında önemli konulardan biri. Ele almamız gereken önemli konulardan biri. Müşteri memnuniyetini esas tutan, ön planda tutan işletmelerin ayakta kaldığını görebiliyoruz. Hedefleriniz çok güzel, büyük hedefler. Önce kapıyla başladınız, sonra mutfak, banyo, aksesuar, mekan tasarımları derken sektör hızlı bir büyüme grafiği içerisinde. Bu büyümeye binaen siz de büyüyeceksiniz. Ben başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Bana yani bizlere, şirketimize bu zamanı ayırdığınız için, bizleri burada ağırladığınız için biz de size çok teşekkür ederiz. Evet. Sevgili izleyiciler, Üç Can Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail Yıldız'la birlikteydik bu akşam İşte Ustalar'da. Hem sektörün dünü, bugünü ve geleceği üzerine konuştuk, hem de işte başarının sırları üzerine. Evet, inşaat sektörünün kazandığı ivmeyle kendi markalarını ön plana alarak dolap, kapı ve mekan tasarımlarında sektöründe fark yaratan bir işletmeydi bugün konu ettiğimiz. Ve sektörün analizleri, riskleri, geleceği hakkında uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Yine işinin ustası isimlerle sizlere bu ekranlardan seslenebilmek üzere veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.